Odessa'dan merhabalar. Biz Odessa'ya dün gece Lviv'den gece treniyle geldik. Trende hiç çekim yapamadım çünkü çok yorgundum. Direkt uyumuşuz. Bir de hani 4 kişilik şeyde kalıyorduk. Yanımızda başkaları da vardı. O yüzden de biraz çekmek istemedim. Tren gece 11.30'da bindik. Sabah 11.30'da vardık. Tam 12 saat sürüyor. Yataklı tren bayağı güzel böyle. Bizim Doğu Ekspresi gibi. Tren bileti alabileceğiniz linki yani bakı fiyatları vesaire bakabileceğiniz linki aşağıda bırakabilirim. Bu arada tren biletleri böyle son 5-10 tane kaldığı zaman ya da işte 20 tane kaldığı zaman tam olarak şeyini bilemiyorum. Fiyatları artıyor. Bir de tren çok ucuz olduğu için burada ulaşım açısından. Yani biletinizi erken almanız sizin için daha iyi olur. Onun dışında Odessa'yı gezmeye yeni başlıyoruz. Saat 5'e geldi ama burası inanılmaz sıcaktı. İndiğimizde böyle bir baş ağrısı falan oldu bizde. İlk kez bir şehirde böyle gelir gelmez gezmeye başlamayıp biraz dinlendik, uyuduk birkaç saat. Şimdi ilk işimiz yemek yemek olacak. Bir tane pizza ve makarna yapan bir İtalyan restoranı varmış. Oraya gidiyoruz. Şimdi yemeklerimiz geldi. Ben tavuklu pizza söyledim. Küçük boy olmasına rağmen bayağı büyükmüş bu. Annem de beefli makarna söyledi. Bu da bayağı güzel gözüküyor. Onun tadına baktık hatta. O güzelmiş de pizzanın tadına henüz bakmadık. Fikrimi yazarım. Yemeklerimiz çok güzeldi. Pizza da makarna da çok güzeldi. Şöyle içeriği de bir göstereyim dedim. Şurada oturması bence çok keyifli. Hesap da gelmiş hatta. Hesabı da göstereyim. Şöyle. 173 grimli olan pizzaydı sanırım. 154 de makarna. Toplam 356 grimliymiş. Odessa'nın en ünlü caddesine geldik. İsmini sağ alt köşeye yazdım. Yazmışımdır yani. Şimdi okumayayım hiç. Bayağı güzel, hareketli burası. İlk izlenim olarak çok sevdik biz. Değil mi anne? İlk izlenim olarak çok sevdin değil mi? Evet, harika diyor annem de. Annemin fikirlerini önemsiyorsunuz biliyorum. Şu anda Taras Shevchenko diye bir parktayız. İçerisi çok güzel, çok da büyük. Burada böyle kaykaycılar, bisikletçiler için falan bir alan yapmışlar. Bayağı güzel. Parkın içinden geze geze sahil kısmına geldik şimdi. Burada insanlar denize giriyorlar. Tabii esas güzel girilecek denizler merkezden biraz daha uzakmış. Böyle bir 8-10 kilometre kadar sanırım. Arcadia Beach varmış. O çok ünlü diye gördüm. Biz ama denize girmeyeceğiz muhtemelen. Çünkü hani bugüne zaten bayağı geç başladık. Yarın gece de uçağımız var. Denize girerek vakit kaybetmek istemiyoruz. Biraz daha Odessa'yı keşfetmek istiyoruz. Sahil dönüşü. Şöyle bir Luna Park'a denk geldik. Dönme dolabı çok severim ben. Eğer çok sıra falan yoksa ona bineriz muhtemelen. Onun için öyle çok büyük bir Luna Park değil. Şurada tren var. Ay! Gözüküyor mu şu an bilmiyorum. Ay çok feci. Ay ona binebilirim ben. Şu anda Odessa'da hosteldeyiz de Türk dizisi oynuyor. No 309 bu galiba. Şu an Mehter Marşı çalıyor. Günaydın. Ay günaydın. Şimdi size biraz kaldığımız hosteli göstereceğim. Burası böyle normal bir hostele hiç benzemiyor. Standart bir yer değil yani. Çok daha güzel bir hostele göre. Bayağı zaten 3-4 katlı. Çok fazla oda var. Şimdi mutfağına doğru gidiyorum. Odaları yine gösteremedim. Biraz kalabalık olduğu için ama. Şöyle bir mutfağı var. Katlar da çok güzel. Katları da göstereceğim şimdi. Şimdi Odessa'da şehir bahçesine geldik. Burayı ben biraz daha büyük bekliyordum. Böyle şehir bahçesi olunca ismi ama küçük bir yermiş. Yani normal bir park. Çok bir ekstrası yok. Şimdi buranın böyle bit pazarı tarzı bir yerine geldik. Pirozo mu, Pirozno mu? İsim ikisinden biri. Gene yazılışını yazacağım. Böyle giysi, yiyecek falan bayağı çeşit çeşit şeyler var burada. Şimdi yeni başladık gezmeye. Buradan çok öyle.
Almayı tercih edeceğimiz bir şey yok yani. Genelde giysi falan var zaten. Onlar da böyle hani bizde olmayan şeyler değil. Böyle tam olarak bir pazar burası yani. Hediyelik eşyalar da çok zevkli değil ya bu Odessa'da. Lviv'de çok güzeldi ki evdekileri de ben o kadar beğenmedim. Lviv'de çok güzeldi. Burada da pek ilgimi çekmedi yani. Böyle eski şeylere meraklıysanız burada çok fazla eskici var. Benim annem meraklıdır biraz. Şu bildiğiniz patlıcan ve rengi beyaz. Çok ilginç. Bunlar da kurutulmuş balık. Ay bunlar da karidesmiş. Canlı bunlar yani öyle mi? Evet. Çok ilginç. Şu anda Soborna Square diye bir şöyle küçük bir meydandayız. Şurada bir katedral var. Burada da böyle tezgahlar var hediyelik eşya alabileceğiniz. Birkaç böyle kayda değer yer gördük biz. Güzel kupalar falan var. Burası aklınızda olabilir. Burası da Ukrayna'da bayağı popüler yerlerden. Fotoğrafları bayağı güzel çıkıyor. İsmi Pasaj. Direkt bildiğimiz Pasaj. Pasaj yani. İçinde böyle hediyelik eşya dükkanları da var. Çok güzel açık büfe yemekleri olan bir yer bulduk şu anda. İsmini henüz okuyamadım çünkü kirli alfabesiyle ama aşağı bir yere yazacağım mutlaka. Kaşık kaşık her şeyden aldık gene. Hayır şimdi Poemkin merdivenlerine geldik. Poemkin Stairs diye geçiyor. Burası çok ünlü burada. Böyle aşağı kısmından güzel fotoğraf falan çekiliyormuş ama yani böyle bakınca hani normal merdiven. Annem diyor ki ne sürünü bunun ki caddeyi birbirine bağlamıştı. Yani çok bir olayı yok öyle bakınca. Ben böyle biraz daha görsel olarak güzel bir şey falan hani Roma'daki İspanyol merdivenleri gibi bir şey mi diyordum ama öyle bir durum da yok. Normal merdiven bu yani. Benimkiler. Ay annem harika espriler yapıyor, kaçırıyorum ama. Odessa'da aynı Kiev gibi, Lviv gibi. Böyle kendinizi birden parkın içinde buluveriyorsunuz. Çok fazla yeşillik var. Çok güzel. Burada Pushkin'in heykeli var. Şimdi Odessa'da son kez Roşen'e giriyoruz. Bu sefer artık alacaklarımızı almaya. Şu ana kadar almadık çikolata erir falan diye son güne bıraktık. Odessa'da da bir tane varmış Roşen bu arada. Ve Ukrayna gezimizin sonuna geldik. Şu anda havaalanındayız. Gece saat 2. Pegasus her zamanki gibi röter yaptı. Uçağımızı bekliyoruz. İnşallah Odessa'dan Ankara'ya ulaşabileceğiz sabah karşı. Sorularınız varsa Ukrayna ile ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevaplarım. Görüşmek üzere.